Merhabalar, hoş geldiniz. Hafta ortasına geldik arkadaşlar. Şimdi yarın dananın kuyruğunu kopacağı gün. Amerika enflasyonu geliyor. Dünya piyasalarının, küresel piyasaların, emtianın, Amerika hisse senedi piyasalarının, ons altın, ons gümüş, küresel piyasaların tamamı gözü kulağı burada olacak. Bizim de gözümüz kulağımız burada olacak. Çünkü acaba hakikaten enflasyonda o düşüş devam edecek mi, yoksa bir sürpriz yapıp yukarı çıkacak mı? Şimdi oraya bir gireceğim, ama oraya girmeden önce, küresel verilere girmeden önce bir iç piyasaya bakalım isterseniz. Önce şu altın tarafı ile ilgili gelişmeleri söyleyeyim. İlk haberi yapan, hani fiziki altın fark atabilir gelecek olan bu ek vergi ya da kota uygulamasıyla diye canlı yayın yaptım. Sabah da bunu söyledim. Zaten biz sabah uyandığımızda gece yarısı malum mücevher tarafına, ithalatına bir %, bir ek vergi geldi. Bu ek vergiyle beraber bir de kota haberi. Aslında kota gelmedi, ama kota uygulaması da gelebilir haberiyle ilgili. İlk haberi gündeme getiren bendim. Fiziki altın fark atabilir dedim ve dün sabah biz piyasaları açtığımızda fiziki altında çok ciddi bir çıkış gördük. Ve dün bana kuyumcunun verdiği aslında rakamlar tamamen gerçeği yansıtıyor. Bana dedi ki, sizin gördüğünüz ons altın orada 1930 dolar falan değil, biz burada 2050 dolar görüyoruz demişti. Hakikaten de baktığınız zaman altının kilo fiyatında çok ciddi 1500 dolara varan bir çıkış oldu. Yani fiziki altın fiyatı bir anda hemen böyle fırladı, piyasadan ayrıştı, ekran fiyatıyla tamamen koptu. Bir tane yorum vardı, hocam zaten ekran fiyatıyla fiziki tutmuyordu. Evet, tutmuyordu. Hep küçük de olsa bir fark var. Ama bu söylem ya da bu gelen ek vergi sinek küçük mide bulandırır misali, kota gelmese bile kota gelecek olması, ek vergilerin de bir anda böyle hızlıca gelmesi, ne oldu? O farkın bir anda gramda 80-100 TL'ye kadar gitmesini sağladı. Şimdi böyle zamanlarda ani bu tarz böyle yükseldi alıp başını gidiyor değil. Bunları biraz izleyip görmek lazım. Böyle zamanlarda hemen alım yapmak değil, biraz görmek gerekiyor. Hani aklınızda olsun diye söylüyorum. Sonra o fark yavaş 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 gün içerisinde kapanmaya kadar gitti. Fakat dün sabah bizim izlediğimiz aslında bir fragmandı. Kota uygulaması gelir ise aynen gideceğimiz yerler oralar olacak diye söyleyebilirim. Bakın, dün İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık şöyle bir konuşması var, açıklaması var. Şoktayız diyor. Hatta bu ek mali yükümlülükler hakkında konuşuyor. Diyor ki, şoktayız. Sektör olarak kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz diyor. Düşünün, bir de kota olarak kota uygulaması gelirse halimizi siz düşünün. Hani neden fiziki altın? İşte fiziki altın, yani yurt içinde biz dünyadan ayrışıyoruz arkadaşlar. Yani gram çok farklı bizde. Dünya fiyatıyla gerçekten işte bu tarz hamlelerle de, içeride belli krizlerle de çok başka yerlere gidebiliyoruz. O nedenle fiziki altın her zaman neden önemli? İşte bu nedenle önemli. Ha, hiç alamıyorum diyenler için de bir miktar mutlaka fiziki altın her zaman bulundurmakta fayda var. Çünkü fiziki altın saklamak gerçekten çok kolay bir şey değil. Şimdi o kota uygulaması geldiği zaman tekrar konuşuruz dediğim gibi, ama onun küçük bir fragmanını dün izledik. Sabah neler olabileceğini oradan pay biçin artık siz. Şimdi bir içeriden devam edelim. Borsa var. Borsa yani dünden beri bir yatay hareket içerisinde, 7500'ü geçmedi. Şimdi borsada endeks 7500'ün üzerine atması lazım. Atarsa 7900'lere gideriz. Atmadığı sürece şimdi 7300-7500 arası bir git gel yapabilir. Fakat 7300'lerin de altına gelirse, yani satış hızlanırsa 7100'lere doğru gelme ihtimalimiz var endeks tarafında. 7100'ler de kırılırsa daha da aşağılara, 7000'lerin altına gideceğiz arkadaşlar. O nedenle hani burayı takip edin. Şimdi borsadan ben hiç alım yapmadım. Hisse senedi almak istiyorum ya da fon almak istiyorum. Nereden gireceğim? Aldı başını yürüdü gitti, soluksuz yükseldi diyenler için düşüşleri takip etmenizi, verdiğim seviyeler, endeks seviyelerinde bir düşüş olması durumunda ilgilendiriz. Hisse senetleri varsa lütfen onları tek tek not alın, fiyatlarına bakın. Düşüşlerde artık yavaş yavaş, hani çok dipleri bilmediğimiz için
seviyeleri takip edeceksiniz. Beğendiğiniz hisseleri portföye ilave edeceksiniz ya da fon tarafında alım emri vermeniz gerekiyor. Fakat orada da şöyle bir şey var. Maalesef fona alım verdiğiniz zaman uzun vadeli düşürmeniz lazım. Çünkü hangi rakamdan, yani kapanış nereden olacak tam olarak bilmiyoruz. Çünkü kapanış sabah düşüşle başlayıp kapanışı yüksekten yapabiliyor. Ya da iyice bekleyeceksiniz. Tam böyle 7000 iyi böyle bir düşüş olduğu zaman oradan emir girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama uzun vadeli de şöyle söyleyeyim. Bunlar kısa vade borsa yorumlarım. Zaten borsa tarafında beklentimiz yukarı yönlü devam edecek. Yani orta uzun vadede Eylül'den sonra hız kazanacak arkadaşlar. Alım fırsatı bekleyenler için bunu söylemiş oldum. Şimdi devam edelim. İçeride benim burada çok önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi birkaç gündür gündeme geldi. Dün özellikle bu ticari kredilerde bir daralma, çok ciddi büyük bir daralma var ticari kredilerde. Özel bankalarda yıllıkta %12, kamu bankaları da %78'den %21'e düşmüş. Yani bu acayip, gerçekten büyük bir daralma. Yani ticari kredi tarafında kredi verilmiyor ya da alınmıyor. Yani kredi faizleri çok yüksek. Epeydir aslında var bu. Faizler yüksek olmanın dışında kredi kullanımı da yok. Nasıl ki biz gidiyoruz, bana konut kredisi ver ya da bana otomobil kredisi ver, ihtiyaç kredisi ver dediğimizde bize belli bir miktar veriyorlar. Orada faizler hem yüksek hem de istediğimiz krediyi istediğimiz rakamda kullanamıyoruz mesela. Ticari tarafta da aynı. Ticari taraftaki bu daralmanın daha büyük riskleri var. Neden? Sektörel olarak da bir daralma düşünün. Yani adam kredi kullanamazsa ki genel olarak aslında ticari krediyle dönüyor. Yani kredilerle dönülüyor aslında özellikle sektör olarak baktığımız zaman. Şimdi ticari taraftaki daralma işleri biraz durma noktasına getirebilir. Bu iş böyle giderse durma noktasına gelebilir. Bu da aslında ne diyelim, hani çok böyle ekonomi yönetiminin, bizi yönetenlerin çok isteyebileceği bir şey değil. Bu bizi küçülmeye götürür. Fakat şu anda geldiğimiz noktada korkulan ve konuşulan konu şu: bir stagflasyon olur mu konusu. Yani stagflasyon, enflasyon da çünkü tırmanıyor, tırmanmaya başladı Temmuz'la beraber. Hem yüksek bir enflasyon var hem de bir durgunluk ya da bir daralma ile beraber yüksek enflasyonu aynı anda yaşama ihtimalimiz var mı? Böyle bir ihtimal yok değil. Şu anda bütün göstergeler aslında bunu gösteriyor. Fakat çok da ekonomi yönetimi, işte Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, büyümeden de çok vazgeçmek istemiyoruz. Yani büyüme tarafında da vazgeçmek, büyümeyi de desteklemek istiyoruz bir tarafta. Fakat enflasyonda maalesef bu yüksek enflasyonun hemen öyle düşmeyeceğini de bilin arkadaşlar. Yani enflasyon yükselmeye devam edecek. Yıl sonuna kadar o zaten eli mahkum. Büyüme, eğer daralma da istemiyorsanız, daralma olmayacaksa, büyüme endeksi gideceksek her halükarda o zaman bu yine enflasyonu tetiklemeye devam edecektir. Şimdi çok ticari krediler tarafına girmek istemiyorum. Çünkü beni dinleyenler, daha biz vatandaşa hitap ediyoruz. Daha bireysele hitap ediyorum. Ben burada yatırımcıya hitap ediyorum. Ama her halükarda ne kadar bu daralma olursa olsun, her halükarda büyümeye bir şekilde, büyümeden vazgeçemeyeceğimiz için bu aynı zamanda tekrar bir parasal genişlemeyi getirecek arkasından diye düşünüyorum. Yani stagflasyon senaryoları var. Aslında şu anda yaşanan da tam teknik olarak hani bir stagflasyon yaşanıyor diyemeyiz belki, ama çok öncü göstergeler, öncü emareleri de yok değil, var. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. Fakat benim beklentim daha çok, evet, enflasyon yüksek kalmaya devam edecek ama en nihayetinde çok büyük bir parasal genişleme olmasa bile büyümeden çok da feragat edileceğini düşünmüyorum. Belki bir orada bir şey olabilir, çok büyük bir genişleme olmayabilir ama en nihayetinde şöyle düşün. Hem ücret artışları gelecek önümüzdeki dönem tekrar gündeme, yılbaşıyla beraber ücretlerde bir artış olacak. Hem ufak ufak mecburen kredileri açmak zorundalar ki ufak ufak böyle sanki açtılar, faizler yüksek, ufaktan veriyorlar. Mesela ihtiyaç kredisi 70 bin liraya kadar kullanabiliyorsunuz. Konut kredisinde de bir miktar, işte 200-300 binin üstüne geçmiyorlardı ama özel bankalara gittiğiniz zaman şu anda özel bankalarda %3
ve üstü 1,5-2 milyona kadar kullanabiliyorsunuz. Ama tabii taksitleri oldukça fazla, onu da söyleyeyim. Hani her halükarda dediğim gibi büyümeden vazgeçilemeyeceği için bizim için önemli olan şu, biz yine enflasyonun yukarı gideceğine yatırım yapmaya bir anlamda devam edeceğiz dikkatli olarak. Çünkü büyümeden çok feragat edeceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi yani içerisiyle alakalı şu an aklıma gelen çok fazla bir şey yok. Gram altın tarafında zaten beklentimiz yukarı yönlü devam edecek. Şimdi gelelim buradan Amerika enflasyonuna, çünkü tam altına gelmişken. Küresel piyasalarda şöyle hemen bir düne gidelim isterseniz arkadaşlar. Dün Çin'den gelen veriler herkesi şok etti. Çin'de ithalat ve ihracat yıllıkta inanılmaz büyük bir daralma var. Beklentinin oldukça üstünde bir daralma bu. İhracat yıllıkta %12,5 yerine %14,5. İthalat yüzde özellikle ithalat -5 -5'ten -12,4 geldi. Yani çok ciddi bir Çin'de bir ekonomik küçülmesi var. Yani ekonomik anlamda bir küçülme var. Bu piyasaları biraz değil bayağı bir rahatsız etti arkadaşlar. Bugün de Çin'den yine enflasyon geldi. Orada da enflasyonda da aylıkta küçük bir tık da olsa bir yükseliş var. Hem yıllıkta hem de aylıkta bir yükseliş var. Üretici fiyatlarında da yine beklentinin üstünde üretici fiyatlarında bir parçalanma var. Yani aslında Çin'den gelen veriler biraz böyle karışık geliyor gibi görünse bile genel anlamda hani teşvik verecekler. Yani biraz büyümeye odaklanmak istiyorlardı. İşte neden büyümeye odaklanmak istiyorlar? İşte gelen veriler ortada. Gerçekten buradaki daralma. Çünkü Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve bütün dünyayı etkiliyor. İşte bu gelen veriler bile piyasalarda iştah kaçırdı arkadaşlar. Diğer taraftan Moody's'in bir Amerika ile alakalı, Amerika bankaları ile ilgili, yanlış hatırlamıyorsam Moody's'ti. Şuradan hemen bir bakalım. Kredi derecelendirme, evet Moody's kredi derecelendirme kuruşu. Bu Amerika'daki bankalarla alakalı, bankacılık sektörüne ilişkin not kırdı arkadaşlar. 10 tane Amerika bankasının notunu düşürdü ve bazı şirketlerin notunu da düşürebileceğini açıkladı. Yani hani bu bankacılık tarafında da kriz var ya, hani kriz daha büyüyebilir şeklinde riskleri yönetemiyorlar. İşte burada aslında bu notu küçültmesi, Çin'den gelen bu küçülme verileri çok piyasanın biraz moralini bozdu. Moralini bozdu da ne oldu? Dolar endeksi dün arttı bir miktar. Neden? Hemen güvenli liman alımı dolar endeksine doğru bir gidiş oluyor burada. Dün hızlı bir çıkış gördük. 102.40'lara kadar gitti. Şu anda da güçlü. 102.21 seviyelerinde. Şimdi bu buradan kaynaklanıyor. Şimdi dolar endeksi güçlendiği zaman biliyorsunuz her şeyi aşağıya çekiyor. Ons'ta dün 1925 dolara kadar geri çekilme gördük. Gümüş şu anda 23 dolarların altında. Hemen bakalım şuradan kaçmış emtia. 22.80, 22.79'da ons gümüşten bahsediyorum. Dün Amerika borsalarında satış vardı bir taraftan da. Yani bunların sebebi şu an bu gelen verilerle beraber yarın gelecek olan Amerika enflasyonu. Onu da söyleyeyim. Amerika enflasyonuna da piyasa biraz hani böyle temkinli yaklaşıyor. Yani hem gelen veri hem de Amerika enflasyonu yarın bir kırılma noktası olabilir. Yani ciddi bir kırılma yaşayabiliriz arkadaşlar. Bunlar bakın uzun vadede bizim genel anlamda beklentilerimizi değiştirecek şeyler değil. Ama kısa vadede günlük, haftalık, aylıkta bir takım kırılmalara neden olabilir. Hani çok uzun vadeci olanlar için sadece ve sadece düşüşlerde alım yapmak isteyenlere fırsat verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sadece bu Amerika borsalarında söylemiştim ben size, ben oradan bir miktar satış yapacağımı söylemiştim. Yaptım da onu, çok az bir miktar, çok değil, ufak bir kar aldım. Çünkü orada zaten gayet güzel bir kar marjı vardı. Gerçekten şu ne diyelim hani bir
Ağustos'u, Jackson Hole'ü ve 20 Eylül'ü, yani biraz Fed'in politikasını gördükten sonra belki tekrar eklemeler yapabilirim daha sonra. Ama biraz böyle oradan hafif bir biraz bir miktar satış yaparak çıktım. Çıkacağımı da söylemiştim zaten. Şimdi çünkü demeyelim, laf uzayacak, devam edelim. 10 yıllık tahviller de hala 4'ün üzerinde güçlü bir bölgede. Şimdi gelelim bugüne değil de yarına bir odaklanalım. Yarın kırılma noktası, yarın 15.30 Amerika enflasyonunun geleceği nokta olacak. Beklentiler genelde çekirdek tarafta yıllıkta bir tık düşüş. Ondan sonra aylıkta beklentide bir düşüş yok. Geçen ayla aynı hemen hemen. Manşet tarafta da yine yıllıkta bir 3.3'lük bir manşet tarafta bir yükseliş beklentisi var. Yani geçen ay 3'tü, şimdi 3.3 gelir diyorlar. Aslında burada da bir yükseliş beklentisi var. Çekirdek tarafta küçük bir düşüş var. Aslında beklentiler de biraz karışık arkadaşlar. Çok büyük bir düşüş beklentisi yok bakın. Sadece çekirdek enflasyonda 4.8'den 4.7'ye gelmesi bekleniyor. Yani çok da aman aman aslında bir düşüş beklemiyorlar. Özellikle de hem aylıkta hem de manşet tarafta. Şimdi beklenti dahilinde gelmesi ile piyasada herhangi bir çok büyük bir oynama görmeyiz. Fakat enflasyon beklentilerin üstünde gelir ise, bakın açık konuşayım, bir de karışık da gelebilir. Nasıl ki geçen hafta istihdam tarafından baktığımız zaman ücretlerde bir artış, işsizlikte bir geri çekilme olmasına rağmen tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında gelince ne oldu? Piyasa iyi tarafı satın aldı, iyiyi görmek istedi ve yükseldi. Gelecek olan yarınki verilerde de yine piyasa işine geleni almak isteyebilir. Fakat enflasyon öyle bir şey ki genel anlamda bir gerçek anlamda bir yükseliş olması piyasaları bozma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu Fed'in elini güçlendirir. O 25 bas puanı yapmasını güçlendirir. Şimdi bundan sonra Eylül'de de bir şey var. Enflasyon gelecek, tarım dışı istihdam gelecek ama Jackson Hole'e gidiyoruz. Jackson Hole yüksek bir enflasyon gelirse orada Şahin konuşma tonları artabilir. Dolayısıyla da hani buralara bir dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla şimdi böyle olursa yüksek bir enflasyon piyasaların aşağıya geleceğini, ons altında mesela 1907 dolarlara kadar ons tarafında işlem yapacaklar için söylüyorum. Bakın gramda olaylar biraz karışık gidiyor. Ons tarafında, ons altında 1907 dolara kadar bir geri çekilme olabilir. Fakat tam tersi ons gümüşte de yine aynı şekilde geri çekilme olur. Amerika borsaları da satış yer. Dolar endeksi güçlenir. Genel anlamda piyasalar aşağı gelir. Fakat şimdi beklentilerin altında bir enflasyon gelir ise, küçük de olsa, bir tık da olsa böyle bir iyileşme emaresi, hani verilerden bir tanesi bile hani her şey beklendiği gibi gelir ama bir tanesi beklentinin altına gelir, piyasa moral olur, her şey yükselir. Onu söyleyeyim. O zaman ons tarafı belki şöyle söyleyeyim. Onsta bir yükseliş 1945-1950 dolarlara kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Ha sen ne bekliyorsun diye sorarsam vallahi biraz açıkçası riskli görüyorum yarını. Biraz sıkıntılı görüyorum. Bir kırılmaya da sebep olabilir diye düşünüyorum. Yani izleyip görmemiz lazım. Çünkü beklentiler de dediğim gibi çekirdek tarafı bir tarafa bırakırsak genel anlamda çok büyük bir düşüş beklentisinden çok ya yatayda gelecek ya da bir tık hatta yükseliş olacak. Özellikle manşet tarafta böyle bir beklenti var. Yarın 15.30'da bir aksilik olmazsa canlı yayında beraber olacağız. İstihdam haklarından yararlanma başvuruları da gelecek. Bunun da etkisi olabilir. Orada da küçük bir yükseliş beklentisi var ama çok önemli değil. 227 binden 230 bine doğru bir yükseliş bekliyorlar. Bu çok önemli değil. Böyle bile gelse çok önemli değil. Hani bizim için enflasyon önemli olacak. Yarın enflasyona konsantre olacağız. Yakından takip etmek istiyorlar. Yarın 15.30'da bir aksilik olmazsa beraberiz ve
beraber yorumluyor olacağız. Evet, şuradan bakıyorum da atladığım bir şey var mı diye. Şu anda yok. Şimdi yarın görüşürüz arkadaşlar. Soru yorumlarınızı aşağıya bırakın lütfen. Bu arada Bitlo'nun altın kampanyası hala devam ediyor. Kampanyaya katılmak isteyenler için aşağıya Bitlo'nun referans linkinden giriş yapıp 3 tane onaylamayı yapmanız lazım. Onaylama 3 tane. 1. TCKN, mail ve cep telefonu. Üçünü de onaylarsınız. 3 onaylamadan sonra üye olursanız 25 TL değerinde size hemen hesabınıza gram G tanımlanıyor. Hediye ediliyor. 100 kişi arasından da yapılacak çekilişte bir kişiye gram 1 gram altın değerinde gram G hediye ediliyor. Zaten bir kişi kazandı, onu açıkladık. Ama kampanya devam ediyor. Devam ettiği sürece de üye olabilirsiniz. Onaylama, 3 tane onaylamayı yapmayanlar, eksik bırakanlar lütfen geriye dönüp bu 3 tane TCK, mail ve telefon onayını yapsınlar ki çekilişe katılsınlar. Yoksa eksik kalırsa katılamıyorsunuz. Evet, görüşmek üzere, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.